Değerli arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyecilikte marka değeri çok yüksek. Çünkü iş bilenin kılıç kuşananındır. Dürüst, ilkeli, iradeli, inançlı ve müşfik belediye yönetimlerimizin bizim ve elbette Türkiye'nin yüz akları. 31 Mart 2019'da mahalli idareler seçimlerinin üzerinden geçen 3 yıllık zaman herkese ve hepimize göstermiştir ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyecilik anlayışı insan odaklıdır, hizmet ve gönülseferberliğinin olgunluğudur. Beka için milli karar, cumhur için istikrar dedik, gece gündüz çalıştık, sağduyunun birlikteliği, cumhur ittifakı dedik, illerimizi, ilçelerimizi, beldelerimizi geliştirmenin, güzelleştirmenin, ihya etmenin mücadelesini verdi. 31 Mart 2019 öncesinde Türkiye'nin ehline emanet edilmesini diledik. Yönetimin üstlendiğimiz belediyelerde mümeyiz farkımızı, müessir vasfımızı ifşa ve ispat ettik. Milliyetçi Hareket Partisi'ne umut bağlayan vatandaşlarımızı mahcup etmedik. Geleceğini partimizde ve Cumhur İttifakı'nda gören vatandaşlarımızı hayal kırıklığına uğratmadık. Söz verdik, yerine getirdik. Vaat ettik, arkasında durduk. Yapacağız dedik, elimizi taşın altına koyduk. Bizde yalan yoktur, palavra yoktur, hayal tacirliği yoktur, umut kalpazanlığı yoktur. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Özümüz birdir, gönlümüz geniştir, sözümüz senet. Belediye yönetimi milletimizin emanetidir. Emanete gölge düşürmek, emanette leke sürmek, bizim kitabımızda yazmayacak bir yanlışlıkla ve yozlaşma halidir. Bizim belediye başkanlarımız şehirleri, beldeleri kara kışta boğuşurken balık yemeyi aklından dahi geçirmez. Bizim belediye başkanlarımız şehirleri, beldeleri sele mahkum olmuşken deniz kıyısında tatil yapacak kadar vicdansız olamaz. Bizim belediye başkanlarımız arkasından şehirlerinde, beldelerinde deprem yıkımı yaşanmışken tatile gidip karın üstünde kayak yapacak kadar izansız ve itibarsız yüzler çıkmaz. Biz milletimizin ne diyorsa ona bakarız. Biz insanlarımız ne dediğine, neyi beklediğine, nasıl huzur bulacağına kilitleniriz. Her zaman da büyük halk ozanımız Yunus'un dediği gibi sesleniriz. Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken, ya hayattır yahut kefen, narın da hoş, nurun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Gerek siyaset mücadelemiz, gerekse belediye başkanlarımız, üstlendiğimiz sorumluluklar nefsimizi kamçılamak veya dünyevi heveslerimizdeki doyurmak maksadıyla olmayıp Allah'ın rızasını kazanmak, insanımızın hayır duasını almak içindir. Biz samimiyiz. İçimiz bir, dışımız bir, gecemiz bir, gündüzümüz birdir. Hırslarına boyun eğen, ben merkezli hayat çemberine sıkışan, siyasete ve mahalli idareler yönetimine kayıp kazanç merceğinden İkbal çıkar parizmasından bakan hiç kimse bizi anlayamaz. Bu tiplerle aynı yerden baksak da gördüğümüz farklıdır. Biz dünya saltanatına değil, milletimizin sevdasına talibiz. Çünkü biz önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen fedakar vicdanlarız. Aynı şekilde İlkeli ve tutarlı Türkiye sevdalılarıyız. Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz. Dar kadroculuk olmaz. Kayırmacılık, partizanlık olmaz. Olmamalıdır. Bir belediye başkanı, yöresinin en mağdur insanını mutlu ve huzurlu yaşayan insan yapısıyla kadar rahat uyku bile uyuyamaz. Mesele sadece park, bahçe, yol yapmak değildir. Elbette bunlar da olacak. Ancak insan merkezli bir belediyeciliğin temel ilkesi uzanacak el bekleyen kim varsa onun yanında bulunması, onun derdiyle dertlenip
sevincine ortak olmasıdır. İnsandan kopmuş bir siyaset anlayışının ve belediye yönetiminin zaman içinde çatısının çökmesi kaçınılmaz bir hayat ve sosyoloji gerçeği. Toplumun gerisine düşen hadiseleri dikiz aynasından takip eden, akut ihtiyaçlara müdahale devamlı geciken, mağdur insanlarımızın göz pınarlarından süzülen yaşları silmekten aciz kalan bir belediyenin ne şehrine ne de Türkiye'nin gelişmesine bir faydası olmayacak. İnsanlığın son 300 yılına damgasını vuran modern endüstriyel toplum aynı zamanda bir çalışma toplum. Kaldı ki çalışmak, emek vermek, helal kazancın peşinden koşmak, şerefli bir hayatın, onurlu bir ömrün bereketidir. Bu insan için geçerli olduğu kadar siyaset müessesesi ve devlet kurumları için de geçerli bir kuraldır. Hiçbir bahane düşmanın tehirine yol açmamalıdır. Belediye yönetimlerinin yorulmaya, yılgınmaya, bahanelere, üretmeye hakkı yoktur. Çalışacağız, çalışacağız, bir daha çalışacağız. Allah'ın izniyle hep birlikte başaracağız. Biz çalışmazsak çamurlaşmış zihniyetler evvela bize yetişecekler. Sonra önümüze geçecekler. Arkasından da ellerine geçirdikleri fırsatlarla Türkiye'ye kastedecek. Allah muhafaza böyle bir vebalin hesabını ne bu dünyada ne de mahkeme-i kübrada verebilmemiz mümkün değildir. Bizi anlamakta zorluk çekenler çıkabilir. Vazgeçmeyeceğimiz davamızı ve yüksek amaçlarımızı devamlı anlatacağız. Durmayacağız, hatta öf bile demeyeceğiz. Bizi sabote etmek isteyenler çıkabilir, çekinmeyeceğiz. Niyeti hayır olanın akıbetinin de hayır olduğunu bilip ona göre davranacağız. Hep bir adım önde olmanın arayışında olacağız. Karamsarlar, kötümserler, kötüler yan yana gelip iftira mevzi kursalar da inandıklarımızdan, irademizden, istikbale duyduğumuz bağlılıktan dünya tersine dönse bile taviz vermeyeceğiz. Hiç kuşkusuz zafer inananlar mıdır? Hiç kuşkusuz hakka ve halka meftun olanların alnını da, bahtını da, yolu da açıp kimlere dikkat etmemiz gerektiğini esasen Şeyh Edip Ali bizlere öğretmiş ve şöyle demiştir. Cahil ile dost olma. İlim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez, üzülürsün. Saygısızla dost olma. Usul bilmez, adap bilmez, sınır bilmez, üzülürsün. Açgözlüyle dost olma. İkram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez, üzülürsün. Göğsünüzde dost olma, yok bilmez, yordan bilmez, kural bilmez, üzülürsün. Kibriyle dost olma, hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez, üzülürsün. Ukalayla dost olma, çok konuşur, boş konuşur,